2022'den müracaat ettik. Yani incelediler. Projenin çizildiğini bana bildirdiler. Ancak yani 2022'den beri Muhammed Avcı'nın kardeşiyle danışmalarını ikide bir randevu istediğim halde bir türlü ben bunlara ulaşamadım. İkizdere Kaymakamlığı'na gidiyorum. Oradaki polis görevli yani sanki teröristmiş gibi bana mücadele ediyor. Yani kaymakamlığına görüşemiyorum. Rize Valiliğine gittim, valiyle görüşmek istedim. Bir türlü valiliğine görüştüremediler beni. Ankara Yeni Mahalle AK Parti İlçe Teşkilatı'na gittim. Bir türlü bir randevu alamadım. Yani milletvekilleriyle. Yani her taraftan ne etsem beni engellediler. Ben burada istediğim, buradaki mühendisler de geldi. Rize İl Özel İdare Müdürü de buraya kadar geldi. İstediğim buradaki yol toplamı 160 metre. Bunun şimdilik 80 metresini yapın dedim. Oradan öğrenin zaten az bir şey var. Şu 80 metreyi bize yapın dedik. Yani burada mezarlıklar olduğu için biraz taş duvarı var. Yani sıkıntımız bu taş duvarının yapılması. Yani yol zaten 2 metre civarında burada patika yol var. Mevcut yolumuz. Bunu araba yoluna çevirmek. Bunun üstü de şuralarda mezarlık. Şurada da mezarlık var. O yüzden taş duvarsız olmuyor. Yani sıkıntımız buradaki bu yolun bir an evvel açılması. Yani 12 tane ev var burada. Hastalarımız var. Cenazemiz oluyor. Hayvancılık yapacağım. İndir bindir yük getiremiyoruz. Hayvanları indiremiyoruz. Yani burada zirai bir faaliyete de bulunamıyoruz. Bulunamadığımızdan dolayı da tabii ki ne gelir sağlayabiliyoruz ne de burada durabiliyoruz. Yani tamamen bağlılığımız bu yol. Yani 80 metresini bize atsalar bize yeterli bu anda. Annem yatalak. Zaten onun da bana evrağını istedi. Valilik istedi yatalak olduğuna dahil. Ben onun da yatalak olduğunu raporunu Ankara'dan sağlık raporunu sundum. İl Özel İdare'ye, valiliğe sundum. İkizdere Kaymakamlığı'na sundum. Yani o halde olduğu halde onu da istedikleri halde onu da getirdiğim halde hala daha yolda bir faaliyet yok. 2022'den beri yani nereye gidiyorsam kapı kapalı bana. Yani bunu bir zat rica ediyorum. Tayyip Erdoğan'a bunu seslenmek istiyorum yani. Başka da bir şey yok. Çünkü milletvekilinin yaptığı bir şey yok yani. Burada değil, Ankara dışına dur, bilmem nerede dur, Rize'de değil. Yani nereye gidiyorsam oradan dışarı çıkartıyorlar beni. Hiçbir şey yok. Bana bir olumlu bir cevap bugüne kadar alamadım. Mesleğim ziraat. Arılarım bu anda Ankara'da. Yani artık gezgin arıcılık yapamıyorum. Çünkü maliyet yükseldi. Nakliyeleri veremiyoruz, karşılayamıyoruz. Gelirimiz de yok. Yani burada faaliyette bulunmak istiyorum. Kamera sigara içmesin bilmiyorum. Nefes ben yiyorum. Şurada.